Elhamdülillah biz Müslümanız. Kur'an-ı Hakim'de ne var? Ona iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde ne var? Ona teslim olduk. Bukhari rivayet ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında eşi var. Kapıya kadar uğurluyor. Orada iki kişi görüyor Resulullah aleyhisselamı. Efendimiz onları alâ rislikumâ buyuruyor. Durun, bu benim eşim Safiye diyor. Yani bir Müslüman bir kadınla baş başa duramaz. O baş başa durduğu kadın ya onun eşidir, ya annesi, ya halası, ya teyzesi, ya da kız kardeşidir. Bunun dışında olmaz, olamaz. Olursa o üçüncüsü şeytan olur. Şimdi kardeşim, tasavvuf Allah Resulü'nün iman yoludur. Tasavvuf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zühd yoludur, vera yoludur. وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ Peygamber aleyhisselamı çok vazifeleri var. Onlardan biri tezkiye ediyor, ruhu temizliyor. Meşakiram hazaratı bunu yapıyor. Ama önce şeriatı öğretiyorlar, sonra tasavvuf. Eğer bir yerde şeriat yoksa, orada tasavvuf yok kardeşim. وَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Yani orada Kur'an-ı Kerim okunacak, orada ilim olacak, orada tezkiye olacak. Eğer bir yerde fıkıh yok, ulûm-i İslamiye yok, ilmihal düzeyinde orada bir ilim yoksa, orada tasavvuf yok demektir. Orada hakikat yok demektir. Önce şeriat olacak, sonra tarikat olacak. Şimdi kardeşim, gittiğin yere bakacaksın. Sen bir İslam kadını, Müslüman kız olarak bir adam, kendine şeyh diyorlar. Fakat bir kız çocuğuyla, bir kadınla, bir mekanın içerisinde baş başa kalıyor. Bunu onaylıyorsa bu adam şeyh olamaz. Bu adam şeytandır kardeşim. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bak. Kur'an-ı Hakim'e göre, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre eğer yaşayacaksan, oralar terbiye merkezleri olacaksa, o zaman ölçü alâ rislikuma, Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi kalbi temiz olan biri olabilir mi? Bir Müslüman olabilir mi? Müslümanlar, eşiniz, kızınız, evladınızla eğer bir adam şeyh olduğunu söylüyor, baş başa duruyorsa bilin ki o dininizin hasmıdır, iffetinizin hasmıdır, yolunuzun hasmıdır. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki فَاِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانِ Üçüncü şeytan olur. Ben onunla bununla alakadar değilim. Ben Resulullah'ın yoluna bakarım. Sallallahu aleyhi ve sellem muazzez yoluna bakarım. Kimsenin bu yolu lekelemeye hakkı, selayeti asla ve asla olamaz. Olamaz böyle bir şey. Yani nerede bir tekke var, orada mahremiyet yok, orada İslamiyet yok, orada fıkıh yoksa orayı terk edeceksin kardeşim. Evvela İslam, evvela şeriat, evvela bütün mevcudiyetiyle insanlar orada İslam'a ittiba ediyorlar mı? Ediyorlarsa tamam, orası meşayih-i kiramın yoludur. Orası büyük insanların, Şah-ı Nakşibentlerin, Ubeydullah-ı Ahrarların, Yusuf-ı Hemadaniler, İmam-ı Rabbaniler, Abdülkadir-i Geylaniler, büyük zatların yoludur. Ama nerede? Tesettür, mahremiyet, İslamiyet'in emirleri, buyrukları çiğneniyorsa bilin ki o yolun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ilgisi alakası yoktur kardeşim.